Öyle bir haber okudum ki buraya gelirken. Böyle ülkede her yanlış giden şeyin üst üste konulmuş hali gibiydi. O yüzden isminiz olursa biraz kafadan konuşacağım. O konuşmayı kaldırdım, kenara koydum. Başka bir şey anlatacağım ben size. Okumayanlarınız vardır. Bu sabah sevgili Timur Soykan bir yazı yazdı. Bir rezaleti hepimizin iliklerine kadar farkında olduğu ama elinden hiçbir şey gelmeyeceğini düşündüğü için hiçbir şey yapamadığı bir rezaleti yazdı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu, ismini de verelim. Yusuf Ziya Gümüşen'in kızı. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 29 yaşında bir tarikat müridine nasıl gelin adı altında verildiğini, 6 yaşından itibaren nasıl sistematik bir şekilde annesinin babasının rızasıyla tecavüze uğradığını anlattı bize. 14 yaşında, evet, inanın bitmiyor, inanın bitmiyor. Okudukça insanın siniri bozuluyor. 14 yaşına geldiğinde kız çocuğu bir sorun olduğunu fark edip doktora götürdüklerinde doktor bu sistematik tecavüzün farkına varıyor, savcılığa sevk ediyor. Ne yapıyor biliyor musunuz bu ülkenin yargısı? Bu ülkenin hakimi, bu ülkenin savcısı ne yapıyor biliyor musunuz? 14 yaşında kız çocuğunun doğum yaşını, kemik yaşını 21 olarak düzelttiriyorlar. Soruşturmaya yer olmadığına dair karar veriyorlar. Bu kız çocuğunu 10 sene daha o şerefsizin yanında, o istismarın altında mahkum bırakıyorlar. Bizim içinde yaşadığımız ülke sevgili dostlar şu anda bu. Bize de var gördükleri cehennem şu anda bu. Yani dedim ya, buradan başka bir yerden başlayamıyorum. Kemik yaşı büyütüyorlar ya, kemik yaşı büyütüyorlar. Kim bu Hiranur Vakfı diye baktım. Değil bir cümleye konuşuyor İstanbul'da, Sancaktepe'de şu anda. Belediye daha yeni vermiş yerlere ruhsatlarını, artık kaçak bile değiller. Hangi belediye o Sancaktepe Belediyesi? Daha bundan birkaç ay önce utanmadan neredeyse içkiyi yasaklamaya kalkacak kadar saçma kararlara imza atmış bir Sancaktepe Belediyesi. Ödül verir gibi bu Hiranur Vakfı denen yerin mevcut bulunduğu yeri de legalleştiriyorlar. Aradan bir zaman geçiyor, 6 yaşından beri, tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar. 6 yaşından beri babasının gelin diye başka bir müridin yanına verdiği, evlendirdiği, tırnak içinde kullanıyorum, bu istismardır, bu bir çocuk istismardır, bir çocuktan bahsediyorum. Daha yeni çıktı dosyası ortaya. Baktım bir tane tutuklu var mı ya? Bir tane tutuklu var mı? Bir tane tutuklu yok hala dosyada biliyor musunuz? Hala elini kolunu sallayarak o şerefsiz 6 yaşında bir çocuğu kendine eş diye almış, 6 yaşında öz kızını bir müritine eş diye vermiş, bu aşağılık yaşam formları, özür diliyorum ya da özür dilemiyorum, ne yapıyorlarsa yapsınlar, hala aramızda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bizlere reva gördükleri düzen bu arkadaşlar. Bu ülkede kadınlara reva gördükleri düzen bu. Bu ülkede çocuklara reva gördükleri düzen bu. İşte böyle anlatıp duruyorlar işte emek özgürlüğü ittifakı. Gelirken onu düşündüm ya. Biz niye varız biliyor musunuz? Biz tam olarak din diye, Allah diye, kitap diye bu ülke şerefsizliği bizim çocuklarımıza layık görenlerle mücadele etmek için varız arkadaşlar. Biz bunun için varız. Biz niye varız biliyor musunuz arkadaşlar? Fıtrat diye, kutsal aile diye kadınları ikinci sınıf bir vatandaş, çocukları ise kendilerini bir istismar aracı diye tutan ve bunlara ayna tutan. Daha da ötesi, bizlerin vergisiyle, bizlerin cebinden aldıkları vergiyle bu tiplere, bizim vergilerimizi peşkeş çekenlere dur demek için varız arkadaşlar. Bunun için kurulduğumuz var. Bu ittifak bunun için var. Hiçbir sapık, adıyla sanıyla söylüyorum, hiçbir sapık sözde dinini bahane edip 6 yaşındaki çocuklara tecavüz edemesin diye varız biz. Biz bunun için kurulduk arkadaşlar. Yani söylemeyeyim diyorum ama bir şey daha var. Bu çoluk biten varken bu tarikatlerle, bu cemaatlerle aman 3 tane muhafazakar oyu gitmesin diye doğru düzgün mücadele edemeyenlerin karşısına dikilmek için varız. Adıyla tanıyla layıklığı sağlamak için varız. Bunun için kurulduk biz. Adaleti sağlamak için, hesap sormak için bir cümle kuruyoruz ya, yargılanacaksınız diye. Yargılamak için varız. Hem o 6 yaşında çocuklara el uzatanlardan, 6 yaşında çocuğu evlendirmeye kalkanlardan, bu evlilikleri erken yaşta evlilik mağdurları adı altında utanmadan gelip bize meclise savunanlardan mücadele etmek
çıkmayız arkadaşlar biz. Biz bunun için varız. Emek özgürlük ittifakı inanın bunun için var. Yani yapacaksınız diyoruz ya. 14 yaşında çocuğun kemik yaşını büyütüp de tecavüzü saklayan o doktorları görevden almak için varız. Utanmadan böyle dosyalarda soruşturmaya yer olmadığına dair karar veren o savcıları ve onları oraya atayanları o sıcak bulutlarından kaldırmak ve yargılamak için varız arkadaşlar. Yargılanacaksınız diye boşa demiyoruz biz. Az önce tanıştım, Deniz Poyraz'ın annesi burada. Sırf başımızdan hedef gösterdi diye bir parti binasını basıp kimseye bir kadını öldürenleri yargılamak için varız. Deniz Poyraz'ın annesine alay sağlamak için varız biz. Herkes aklına iyi soksun bunu. Başka? Gerçekten Deniz Poyraz ölümsüzdür. Deniz Poyraz ölümsüzdür. Başka ne için varız biliyor musunuz? Bizimle düşman etmeye çalışanlar için varız biz ya. Ankara'nın biraz doğusunda doğan bütün arkadaşlarımıza terörist muamelesi yapanlara hop bir dakika kardeşim biz de buradayız demek için varız. Seni baştan yaptırmayacağız dediği için yıllardır orada eski kurtumları devir taşa özgürlük için varız. Bütün siyasi insan kurtaklara özgürlük sağlamak için varız. Biz böyle çıkmayız arkadaşlar. Gezi'yi savurduk ve kurtak ettik diye mücella için varız. Can için varız. Biz bu insanlar için mücadele ediyoruz. Yalnızca Türk-Kürt eşitliği için değil, kadın erkek eşitliği için de mücadele ettiği için iki kat cezalı hapiste tutulan yüz tam düşmanlar için devasa olmasına rağmen işkenceye uğratan Aykan Tuğlu için varız. Biz bunun için varız arkadaşlar. Ve çabuk attım özür diliyorum, bitireceğim ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Her konuştuğumda gelip diyorlar ki neden bu kadar sinirlisin? Bir tek bana demiyorlar ama Murat burada, biz hepimiz buradayız, Dilşat burada. Biz konuşurken bize diyorlar ki ya siz niye bu kadar sinirlisiniz? Biraz sakin olun, biraz aşağıdan konuşun, biraz şöyle yapın, biraz böyle yapın. Ya arkadaşlar açık açık soruyorum size ya. Siz neden sinirli değilsiniz kardeşim? Bu ülkenin çocukları tecavüz oluyor, bu ülkenin kadınları öldürülüyor, bu ülkede Kürtler, aileler, LGBT yapılan vatandaştan sayılmıyor. Siz neden sinirli değilsiniz? Ve buradan İzmir'den bir çağrımız var. Eğer bizim kadar öfkeliyseniz istirham ediyorum. O öfkenizi kuşanın ve bizim yanımıza gelin. Çünkü yeriniz burası. Yeriniz Emek ve Özgürlük İttifakı arkadaşlar.